Arkadaşlar Doğu Ateşi YouTube coğrafya kanalında yine bir 9. sınıf coğrafya testiyle, soru çözümüyle bir aradayız. Ben daha önce de size bunu söylemiştim. Pek çok kez söylüyorum. Ben bir YouTuber değilim, coğrafya öğretmeniyim. Temelde bütün amacım sizlerin coğrafyayı en iyi şekilde öğrenip girdiği bütün sınavlarda yüksek başarıyla coğrafya sorularını cevaplaması. Tabii bunu yapabilmek için birçok şey yaptım geçmişte. Mesela 30-40 civarı coğrafya kitabı yazdım. Bu kitaplar soru bankası, test, entelektüel kültür kitaplarına kadar işte TÜBİTAK'tan bile çıkmış bir coğrafya kitabım var. Dolayısıyla temelde bütün amacım sizlerin coğrafyayı daha iyi öğrenebilmesi, daha iyi kavraması ve daha iyi çözümlemesi. Fakat bunu yapabilmek için işte bu yıl bundan 10 ay önce YouTube kanalı çalışmamıza başladık. Bu YouTube kanalı çalışmamızı temelde KPSS ile başlamak zorunda kaldım. Ama şimdi sizlerle buluşuyorum. Lise öğrencileri benim asıl yerim, asıl konum lise 9, 10, 11, 12. sınıf öğrencileri. Şimdi arkadaşlar bu alanda iyi yürüyebilmek, daha fazla insana ulaşabilmek için aslında söylemem gereken şeyi hep unuttuğum için kusuruma bakmayın. Aslında iyi de olmuş. Sizlerden ricam şu, abone olalım, abone bulalım. Arkadaşlarımıza kanalımızdan bahsedelim. Coğrafyayı öğrenemeyen bütün arkadaşlarımıza da duyuralım. Coğrafya kanalımızın izlenmesini sağlarsanız bana çok yardımcı olmuş olursunuz. Destek vereceğiniz için, paylaşacağınız için, sosyal platformlarda dile getireceğiniz için şimdiden hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Dediğim gibi Doğu Ateş kanalının desteğinize ihtiyacı var. Gelelim dünyanın şekli ve hareketleri ülkemizin 4. testine arkadaşlar. Şimdi orta seviye testlerimizden birisi bu. Bu bizim için şu anlama geliyordu. Biraz daha kolay sorulardan oluşuyordu. Birinci soru dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı bir kat artsaydı gibi durumlardan hangileri gerçekleşirdi? Açısal hız artardı. Bir gün 12 saat sürerdi. Güneş tam doğudan doğup tam batıdan batardı. Şimdi arkadaşlar burada dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı 24 saat sürmüyor mu? Bir gün. Bir gün 24 saat. Bunun tam bir kat artması yani 24 bölü 2 o zaman 12 saat sürecek bir gün. Bir gün 12 saat sürmesi durumunda açısal hız artar mıydı? Burada açısal hız kavramını bilmemiz lazım. Açısal hız denilen şey herhangi bir noktanın dünyanın merkezine olan açısal değeri arkadaşlar. Bu açısal değer dünyanın dönüşüne bağlı olarak hiçbir değişim göstermez. Her yerde aynıdır. Açısal değerde zaten prensip olarak şunu unutmayacağız. Ne olursa olsun dünyanın şekli değişmeyeceği için açısal hız dünyanın hiçbir yerinde değişmez. Açısal hız her zaman aynıdır. Dolayısıyla arkadaşlar bir değişmeyecek bir şey. Ama bir günün 12 saat süreli zaten az önce söyledim. Bir kat arttığı zaman dünyanın dönüş hızı otomatikman 24 saat bölü 2 eşittir cevabımız 12 saat sürerdi bu doğru. Güneş tam doğudan doğup tam batıdan batardıysa değişmeyecek bir durum. Yine zaten var olan bir durum arkadaşlar. Yeni gerçekleşecek bir durum olmadığı için burada sadece yeni gerçekleşecek durumu almamız lazım. O zaman sadece Bursa seçeneği yalnız 2 seçeneği doğru olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Dünyanın güneş çevresinde tam bir tur atması en çok aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesinde etkili olur? Yerel saatin, yılın, haftanın, mevsimin, günün. Arkadaşlar şimdi dünyanın güneş çevresinde tam bir tur atması neyi ifade ediyor bize? Hatırlayalım. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki bir tur atması bir günü ifade ederken dünyanın güneş çevresinde bir tur atması bir yılı ifade ediyordu. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle Bursa seçeneğidir. Dünyanın güneş çevresindeki tam bir turu bir yıl ifade eder. Diğerleri ise zaman kavramıyla ilgili farklı bölümlemelerdir. İşte gün, hafta, mevsim, ay, yıl. Burada şunu asla unutmayacağız. Birkaç dakika önce oğlumla bunu konuştuk. O benim eşim de coğrafya öğretmeni. Oğlum dedi ki ya bu zaman kavramları neye göre belirlenmiş?
kısaca şöyle anlatmaya çalıştım. Size de ben söyleyeyim. Zaman kavramları arkadaşlar insanlığın aslında evrimiyle birlikte bugün ortaya çıkmış ama tesadüfen oluşmamıştır. Ne yani asla bir saniyenin, dakikanın, ne bileyim bir günün işte bu 24 saatin veya bir ayın 30 gün çekmesi durumunun hiçbirisi tesadüfen olmamış. Hepsi ölçülmüş, mantıklı biçimde bilimsel gerekçelendirilmiş şeylerdir. Bunların tamamını doğru biçimde sınıflandıran Roma İmparatoru Augustus'tur. Augustus kendi ismini de Ağustos ayına vermiş. Yine sanırım eşinin veya kızının ismini de Nisan ayına, April ayına vermiş arkadaşlar. Bu şekilde ayları da isimlendirmiş ama o yılın 12 ayı çekmesi, işte bir ayın 30 gün olması, Şubat ayının 28 gün olması gibi birçok kavramın hepsi insanlığın evrimiyle ortaya çıkmış mantıklı yerel saat, zaman, takvim süreçlerinin sonucunda oluşmuş şeylerdir. Hiçbir tesadüfen belirlenmemiştir. Bunu bilin. Bu açısal değer aşağıda verilenlerden hangisiyle alakalıdır diyor, adlandırılır. Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasında 23 derece 27 dakikalık bir açı bulunur. Bu açıya ne diyoruz? Eksen eğikliği, dünyanın günlük hareketi, yörünge düzlemi, ekvator düzlemi, yer ekseni. Çok kolay bir soru. Açının ne olduğunu soruyor arkadaşlar. Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasındaki 23-27 derecelik açının adı eksen eğikliğidir. Dünya üzerindeki hemen her şeyi belirleyen, şekillendiren bir yılı, mevsimleri, mevsim uzunluklarını, yılın aylarını, ay uzunluklarını etkileyen bir durumdur. Eksen eğikliğini asla aklımızdan çıkarmayacağız. Zaten bol bol soru gelecek ondan. Eksen eğikliğinin açısal değeri aşağıdakilerden hangisinin net biçimde belirlenmesini sağlar? Şimdi eksen eğikliğinin açısal değeri 23 derece 27 dakika. Bu 23 derece 27 dakikalık açısal değer bize dünyada güneş ışınlarının dik açıyla ulaştığı en son yerleri gösterir. Güneş ışınları ekvatorun kuzeyinde 23 derece 27 dakikalık kuzey enlemine yani yengeç dönencesine, güney yarımkürede ise 23 derece 27 dakika güney enleminde yer alan oğlak dönencesine dik açıyla gelir. Dolayısıyla biz dönencelerin yerini eksen eğikliğine bağlı olarak belirleriz. Dönenceler arasında güneş ışınlarının dik açıyla ulaştığı saha ise tropikal kuşak olarak adlandırılır. Tropikal kuşak olarak isimlendirilir bu bölge. Bu sorumuzun cevabı Edirne seçeneğinde doğru olarak verilmiştir değerli arkadaşlar. Eksen eğikliğine bağlı olarak gibi olgulardan hangileri özel enlemler olarak adlandırılır? Şimdi çok özel ekvator, kutup daireleri, kutup noktaları, kutup daireleri, dönenceler. Bakın burada ekvator ve kutup noktası dünyanın şekline bağlı olarak ortaya çıkmış. Teorik olarak dünya yuvarlağının döndüğü en çok savrulan yeri, ortası, en geniş kısmı ekvator çizgisi. En tepede bulunan eksen şişinin geçtiği en tepe noktasından geçen çizgi nin dışa çıktığı noktalar kutup noktalar. Bunlar ekvator ve kutup noktaları dünyanın geoid şekline bağlı olarak ortaya çıkmış çizgiler. Ama eksen eğikliğine bağlı olarak dönenceler yani 23-27 kuzey enlemi ve güney enlemi, yengeç dönencesi ve oğlak dönencesi ile kuzey kutup dairesi 66 derece 33 dakika kuzey enlemi ve 66 derece 33 dakika güney enlemi ortaya çıkmış. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı Ceyhan seçeneğinde doğru olarak verilmiş arkadaşlar. Bir sonraki soruda dönenceler arasında kalan herhangi bir noktada güneş ışınlarının yıl içinde iki sefer dik açı ile ulaşması aşağıdakilerden hangisiyle alakasıdır? Bakın alakalıdır. Dünyanın şekliyle, dünyanın yıllık hareketiyle, eksen eğikliğiyle, yeryüzü şekilleriyle, yörüngenin elif şeklinde olmasıyla. Aslında az önce söyledim ama bunun kadar net açıklamadım. Diyor ki tropikal kuşakta yani iki dönence arasında kalan yengeç dönencesiyle Oğlak dönencesi arasında kalan tropikal kuşaktaki herhangi bir yerde güneş ışınlarının günü yıl içinde iki kere dik açıyla ulaşması
Hangisiyle alakalıdır? Ben size hemen bunu söyleyeyim. Bir kere buraya yıl içinde güneş ışınlarının iki kere dik açıyla ulaşması dünyanın ekseni üzerinde 23 derece 27 dakikalık bir açıyla durması ve bu açıyla güneşin etrafında dönmesi sonucunda yıl içinde aynı noktanın güneş ışınlarını iki kere alabilmesini sağlar. Ya da tropikal kuşaktaki yerlerin güneş ışınlarını iki kere dik almasını sağlar. Bunun sebebi eksen eğikliğidir arkadaşlar. Cevabımız da Ceyhan seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Dönenceler arasında kalan yerlere yıl içinde güneş ışınlarının iki kere dik açıyla ulaşması eksen eğikliğinin en temel sonuçlarından bir tanesidir. Dünya üzerinde bulunan bir yerin konumunun kesin olarak belirlenebilmesi amacıyla oluşturulan paralel dairelerinin boyunun kutuplara doğru gidildiğinde küçülmesi kavramlarından hangileriyle açıklanır? Dünyanın küresel şekli, dünyanın yıllık hareketi, eksenlikliği. Ben bu soruyu önceki testleri hatırlayın diye sordum. Dünyanın şeklinin en temel sonuçlarından bir tanesi paralel dairelerinin boyunun ekvatordan kutuplara doğru gidildiğinde küçülmesi değil miydi? O zaman bunun cevabı kesinlikle ve kesinlikle Adana'dır arkadaşlar. Dedikten sonra bu kolay sorumuzu çözüp moral bulduktan sonra arkadaşlar yine güzel bir bence sizi hiç sıkıntıya sokmayacak kolay sorular. Zaten bu temel testlerimiz gayet güzel sorulardan oluşuyor. Öğretici sorulardan oluşuyor. Dünyanın şekline bağlı olarak ortaya çıkan özellikler düşünüldüğünde aşağıda verilen enlem değerlerinin hangisi üzerinde yer alan noktaların kutup yıldızını hiçbir zaman göreceği söylenemez. Bak şimdi kutup yıldızı dünyada sadece kuzey yarım küreden görülüyor. Çünkü biz dünyayı bir top kabul ettiğimizde kutup yıldızı tam bu topun tepesinde, zirvesinde, eksenimize dik bakıyor. Bu yüzden bu topu biz sadece kuzey yarım küreden görebiliyoruz. Güney yarım kürede hiçbir yerden kutup yıldızı görülemez. Bu durum dünyanın dairesel şeklinin, küresel şeklinin en temel sonucudur. Arkadaşlar dünyanın küresel şekline bağlı olarak güney yarım kürede kutup yıldızı hiç görülemiyorsa o zaman burada bak 0, G, K, 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 G, G cevap 0 derece. Arkadaşlar cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiş. Oldukça basit bir soru. Bilmemiz gereken sadece kutup yıldızının sadece kuzey yarımküreden görülebildiği. Gün bir tarihi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Dünya uzay boşluğunda güneşin etrafında dönerken elips şeklinde bir yörünge izler. Buna bağlı olarak güneşe bazen yaklaşır, bazen uzaklaşır. Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih gün veri olarak adlandırılır. Arkadaşlar şimdi gün veriyle gün öteyi mutlaka bileceğiz. Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih 3 Ocak, en uzak olduğu tarih 4 Temmuz. Hocam diyeceksiniz ya biz en yakın olduğumuzda kışın en soğuk günlerini mi yaşıyoruz? 3 Ocak'ı mı yaşıyoruz? Kesinlikle öyle. Kışın en soğuk günlerini yaşadığımız tarihte dünya güneşe en yakın konumda. Çünkü dünyanın güneşe yaklaşması veya uzaklaşmasının dünya üzerindeki sıcaklık değerleri için hiçbir etkisi söz konusu değil. Dolayısıyla 4 Temmuz'da dünya güneşe en uzaktayken, dünya güneşten en uzakta yer alırken dünya en sıcak, kuzey yarımküredeki yerler en sıcak dönemini yaşıyor. Bu iki tarihi mutlaka aklınızda bulunduracaksınız. Eksen eğikliği sonucunda oluşan 23-27 derecelik açı isimli enlem değerlerinden hangilerinin belirlenmesinde etkili olmuştur? Şey, ekvator dünyanın şeklinden dolayı. Çünkü ekvator geoid kutuplarından basit benim gibi. Benim mesela 1,70'e zor geliyor boyum. Ha ben de isterdim. Böyle otobüse bindiğim zaman ben de böyle şeyi tutmak isterdim yani. Tutacağım ama tutamıyorum işte. O neyse. Arkadaşlar ekvator eksen eğikliği ile alakalı bir şey değil. Yengeç dönencesi kuzey yarım kürede 23-27 derece enlemi üzerinde yer alan güneş ışınlarının dik açıyla geldiği en son yer değil miydi?
O zaman bu eksenikliğiyle oluşuyor. Kuzey kutup dairesi ise 90 derece kuzey enleminden çıkarılan 23-27 derecenin sonucu olarak ortaya çıkmakta olan 66 derece 33 dakika kuzey enleminin oluşturduğu çizgiye de kuzey kutup dairesi deniyor. O zaman 2 ve 3 eksen eğikliği sonucunda ortaya çıkan çizgilerdir. Bunları mutlaka bileceğiz. Burada ekvator dünyanın şeklinden dolayı, diğerleri ise eksen eğikliğinden dolayı ortaya çıkan şekiller, çizgiler. Güneş ışınlarının dik açıyla ulaştığı yerlerin sınırı eksen eğikliğine bağlı olarak değiştiğine göre aşağıda verilen ülkelerden hangisinde yıl içinde güneş ışınlarının hiçbir zaman dik açıyla düşmeyeceği söylenebilir. Arkadaşlar, gün içinde güneş ışınlarının hiçbir zaman dik açıyla düşmeyeceği yer, bir kere Brezilya'dan ekvator geçiyor, biliyorum ben. Kongo'dan, Somali'den, Kenya'dan geçiyor veya çok yakından geçiyor. Ama Kanada ekvatorun gayet uzağında, hatta kutba yakın bir ülke. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeyindeki Kanada'nın ekvatorla hiçbir alakası yok. Dolayısıyla cevabımız Kanada'nın bulunduğu seçenekti arkadaşlar. Bir diğer soruya geçtiğimizde 12. soruda yatay düzlem üzerine dik olarak yerleştirilen cismin gölge boyunun yıl boyunca değişime uğraması. Aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? Bakın, burada şu söylenmiyor. Hep şuna dikkat ediyorduk. Soru kökünde gün diyorsa günlük hareket. Saat diyorsa günlük hareket. Ama burada ne var? Soru kökünde yıl boyunca değişen gölge boyu kavramları varsa, o zaman yıllık hareketten bahsetmemiz lazım arkadaşlar. O zaman şimdi ev şeklindeki yörünge yatay düzleme dik olarak yetiştirilen bir şu iş, cismin gölge boyunun yıl içinde değişime uğraması arkadaşlar yörünge ile ilgili değil. Geoid biçimindeki şekille ilgili değil. Kutup dairelerinin konumuyla ilgili değil. Dünya üzerindeki iki nokta arasındaki uzaklığın doğrusal olmaması, eğrisel olması, çünkü dünya küresel ya, geoid ya, bu da değil. Ama cismin gölge boyunun yıl içinde sürekli değişime uğraması eksen eğikliğinin en temel sonucudur. Ankara'da bile düşün, Ankara'da bile Haziran ayında gölge boyunuz çok kısa, çünkü güneş tepeden vuruyor. Ama Aralık ayında güneş çok böyle ufukta silik bir noktadayken gölgeniz çok uzundur, çünkü çok ısıtmaz yeryüzünü güneş. Bu durumun sebebi eksen eğikliğidir arkadaşlar. Yıl boyunca esprisi geçiyorsa bunun cevabı eksen eğikliği olmalıdır. Gün içinde geçiyorsa günlük hareket diyeceğiz. Bir diğer soru. Dünyanın tamamında 12 saat gündüz, 12 saat gecenin yaşadığı bir gün. Aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Burada size bir kavramı öğretmek için bu soruyu koydum. Çok kolay bir soru. Bu kavramı bileceksiniz. Kavramımız ekinoks. Ekinoks kavramı bize şunu söylüyor. 12 saat gündüz, 12 saat gece. Yani gece ile gündüzün eşit olduğu tarihlere ekinoks tarihi adı verilir. Ekinoks tarihleri 21 Mart ilkbahar ekinoksu, 23 Eylül sonbahar ekinoksu olarak gerçekleşir. Mutlaka aklınızın bir köşesinde bulunsun değerli arkadaşlar. Güneş ışınlarının yer içinde dik açıyla ulaştığı son enlemler adlarının hangileriyle anılır? Dönence, kutup dairesi, ekvator. Bunu aslında daha önceki sorularımızda da söyledik. Tropikal kuşak dediğimiz yerin sınırları güneş ışınlarının dik açıyla ulaşabildiği yerler ile belirleniyordu. Güneş ışınlarının dik açıyla ulaşabildiği yerler eksen eğikliğinin doğal bir sonucuydu. Buna bağlı olarak da kuzey yarımkürede 23 derece 27 dakika, güney yarımkürede 23 derece 27 dakika çizgilerine dönence adını veriyorduk. Kuzeyde yengeç dönencesi, güneyde oğlak dönencesi vardı. Dolayısıyla arkadaşlar, bu sorumuzun cevabı Adana yalnız bir olmalı. Kutup dairesiyle ekvatorun bir alakası yok. Çünkü ekvator tamam yıl içinde dik açıyla alır, ama
Yıl içinde dikkat çiğri almasının dışında yıl boyunca daima dikkat çiğri alır. Aklımızın bir köşesinde bulunsun. Bu tarihler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Dünyanın yörüngesi üzerinde güneşe olan uzaklığı değişim gösterir. Yılın bir döneminde güneşe oldukça yaklaşan dünya daha sonra uzaklaşır. Bu hareketlilik dünyanın yörüngesi üzerinde bazı özel tarihlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Az önce bunu anlattım ya, iki soru önce. Gün öte, gün beri. Dünya güneşe yaklaşınca gün beri, uzaklaşınca gün öte. Ama bunların dünyanın sıcaklaşması, soğuşmasıyla hiçbir alakası yoktu. Biz dünyaya en yakın olduğumuz gün beri 3 Ocak pozisyonundayken dünya kuzey yarımküre soğuk, en uzak olduğu 4 Temmuz pozisyonundayken arkadaşlar gün öte anlarını, günlerini yaşıyorduk. Dolayısıyla burada sorumuzun cevabı Ceyhan seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Mutlaka bu tarihleri bilin, aklınıza bulundurun değerli arkadaşlar. Güzel bir coğrafya, dünyanın şekli ve hareketleri soru çözümünden sonra hepiniz kendinize iyi bakın. Ailelerinize selamlar, hürmetler, iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.